Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber uzman 2 testimizin çözümlerini gerçekleştireceğiz. Hiç ara vermeden hemen çözümlere başlayalım. İlk sorumuzda ders öğretmeni küçük not kağıtlarına aşağıdaki bilgileri yazmıştır. Bu not kağıtlarını aşağıdaki zarfın üzerinde uygun olan zarfa koymalarını istemiştir. Buna göre öğrenciler zarfın içine hangi kağıtları koyarsa doğru olur. Ama öğretmenin istediği şey şu: tüm canlılarda bulunan ortak özelliklerden bahsediyor. Öğretmen bunları istiyor. Şimdi tüm canlılarda bulunan ortak özelliklere bakacak olursak şayet arkadaşlar, ilk olarak karşıma, yani açıkçası benim ilk dikkatimi çeken protein sentezi. Çünkü protein sentezi tüm canlılarda ortak. Hemen bakın, onun yanında fosforilasyon var. Biraz tersten başlamış gibi oldum. Fosforilasyon ne demekti? Fosforilasyon ATP üretmek anlamına gelmekteydi. Hemen yanında fosforilasyon var. Beslenmeye bakıyorum. Hemen şurada bütün canlılarda beslenmek yine aynı şekilde ortak olanlardan bir tanesi. Diğerlerine bakacak olursam üreme hücresi oluşturması. Üreme hücresi oluşturması demek eşeyli olarak çoğalmak demek. Bütün canlılar eşeyli olarak üremez. Sindirim yine canlılarda ortak özellik değildir. Üremek ise canlının yaşamı için şart değil, neslin devamı için şarttı. Yani üreme de ortak bir özellik olarak almıyoruz. Çünkü tüm canlılarda diye bizde özellikle istemiş. Hücre dışı sindirim yapmak tüm canlılarda yine almıyoruz. Oksijenli solunumu yine almıyoruz. Oksijenli solumu neden almıyorum peki? Çünkü oksijensiz solunum yapan canlılar da bulunuyor. Böylece ne oldu bakın? Turuncu, mor ve kırmızı, yani cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Uyaran canlılarda durum değişikliğine neden olan faktördür. Tepki ise uyaranına verilen karşılıktır. Aşağıdaki durumlardan hangileri aynı uyarana verilen tepkiler olabilir? Bakın, aynı uyarılana verilen tepkiden bahsediyor. Şimdi ben buna bakacak olursam, paramesyumun besine doğru hareket etmesi, bitkilerin suya doğru yönelmesi. Bakın, bunların ikisinin içerisinde de besinle alakalı bir durum söz konusu. Hayvanlarda irkilme, sinek kapanın yapraklarını kapatması. Bakın, bunlar dışarıdan başka bir canlı tarafından uyarılma olduğu için cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Diyor ki, katalaz protein yapısında bol miktarda bulunan bir enzimdir. Bu enzimin yaygın bir şekilde hayvan ve bitki mikroorganizmalarda bulunur. Katalaz hidrojen peroksiti, yani hidrojen peroksit dediğimiz şey nedir? H2O2'dir. Ve katalaz enziminin yardımıyla bu H2O2 sevgili arkadaşlar suya ve oksijene parçalanır. Şöyle yazayım. Suya ve oksijene parçalanır. Burada H2O2 bir enzim değil. H2O2 her zaman burada substrat konumundadır. Bunu unutmayalım. Dersin anlatımında da belirtmiştim zaten. Diyor ki, yukarıda tasarlanan deneyde bir havucun tam ortasına cam boru yerleştirilmiş. Cam borunun dışarıda kalan kısmına sönmüş bir balon takılmış ve havuç su dolu bir kabın içine sabitlenmiştir. Şekilde cam borunun tam altına gelen X bölgesine enjektör yardımıyla 20 mg ya da 20 ml H2O2, yani hidrojen peroksit ilave edilmiştir. Buna göre diyor, yargılardan hangileri doğrudur? Belirli bir süre sonra balon şişer mi? Kesinlikle şişer. Neden diyecek olursanız, bakın, katalaz enzimi vardı zaten ve bu katalaz enzimiyle H2O2 suya ve oksijene parçalanmıştı. Oksijen burada ne konumunda arkadaşlar? Gaz konumunda. Balonu şişirtmez mi? Tabii ki de şişirtir. H2O2 havucu substrat olarak kullanır. Hayır arkadaşlar, havuçta bulunan katalaz H2O2 substrat olarak kullanır. Daha hiç öncülleri okumadan size belirtmiştim zaten. Böylelikle ikinci öncül yanlıştır. Bu deney katalaz enziminin etkinliğini araştırmak için tasarlanmıştır. Kesinlikle, çünkü hidrojen peroksiti parçalayan katalaz enzimidir. Katalaz enziminin etkinliği ve varlığı hidrojen peroksitin ortamda bulunmasıyla araştırılmak istenmiştir. 1 ve 3. öncül doğrudur ve cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Ve geldik 4. soruya. 4. soruda öğretmen şunu söylemiş. Demiş ki, öğretmen üzerinde bazı kelimeler yazan 4 balonla derse girmiş ve öğrencilere esansiyel, temel besinlerin tanımını yapmıştır.
Esansiyel, yani vücuda dışarıdan alınması zorunlu olan, vücutta üretilmeyen besin anlamına gelir. Daha sonra öğrencilerden esansiyel olan türleri bulunan balonları iğneyle patlatmalarını istemiştir. Buna göre diyor, balonlardan hangisi öğrenciler tarafından patlatılmamıştır? Yani şunu istiyor, esansiyel olmayanları patlatacaklarsa amino asitleri patlatamazlar çünkü esansiyel olan türleri bulunuyor. Yağ asitlerini patlatamazlar çünkü esansiyel, yani dışarıdan alınan türleri bulunuyor. Vitamini patlatamazlar çünkü dışarıdan alınıyor arkadaşlar. Mineralleri patlatamazlar, yine aynı şekilde dışarıdan alınıyor. O zaman öğrenciler bunların dördünü de ne yapamaz arkadaşlar? Patlatamazlar. O zaman cevabımız dört öncülünde, yani dört renginde bulunduğu E seçeneğidir. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Çok güzel bir soru bu da arkadaşlar. Diyor ki, yukarıdaki şekilde X, Y ve Z ile simgelenen 3 farklı organik bileşiğin içerdiği elementler gösterilmektedir. Buna göre diyor, bileşikler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi X için bakıyorum. X'te karbon var, hidrojen var, oksijen var. İçinde karbon, hidrojen ve oksijenin bulunduğu karbonhidratlardır. Bir kere bunu yazıyorum. Net. Hemen Y'ye bakıyorum. Diyor ki, kim var Y'de? Ek olarak mor var. Bir de fosfor. Evet, bu da yağ. Nereden biliyorum? Hatta hangi yağ olduğunu söyleyeyim ben size. Fosfolipit. Neden? Çünkü yapısında fosfor var. Fosfolipit olacak. Z'ye bakıyorum. Bir de kükürte eklediyse o zaman Z'de kimdir? Proteindir. Bunu da buldum şimdi ben. Bakıyorum öncüllerime. Z organik bileşiğin monomerleri amino asitlerdir. Evet, Z proteinse monomeri amino asittir. Yani doğru arkadaşlar. X organik bileşiği enerji kaynağı olarak ilk sırada kullanılır. X kimdi? Karbonhidratlardı. İlk kullanan karbonhidratlar mı? Kesinlikle doğru. Canlıların yapısında en fazla Z, en az X bulunur. Z dediği kim? Protein. E, X dediği kim? Karbonhidrat. Evet, kesinlikle doğru. Çünkü en fazla canlının yapısında protein, sonra yağ, sonra içinde karbonhidratlar bulunuyor. Yani C seçeneği de doğrudur. D seçeneğine hemen bakıyorum. Diyor ki, Y organik bileşiği 3 yağ asidi içerir ve hücre zarının yapısına katılır. Fosfolipitlerin hücre zarının yapısına katıldığı kısmı doğru. Ama 3 tane değil, 2 tane yağ asidi yapısında bulunur ve yanlış olanı sorduğu için cevabımız D seçeneğidir. Ama E seçeneğine de yine bakalım. X maddesi glikozit bağı, evet karbonhidrat, yani doğru. Y maddesi ester bağı bulundurur, evet çünkü yağ. Ve Z maddesi peptit bağı içerir çünkü protein arkadaşlar. Böylelikle E seçeneğimiz de doğru ve cevabımız, yani yanlış olan cevabımız D seçeneğidir. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Altıncı sorumuzda diyor ki, tabloda bazı şeyler verilmiş, K ve M DNA'ları ile ilgili olarak diyor, hangileri doğrudur? Şimdi K'nın DNA'sında 2A nükleotit sayısı adenin varsa o zaman 2A kadar da timin var. Bakıyorum M'de A kadar adenin varsa o zaman A kadar timin var. Şimdi bakın, şurası 4A yaptı. O zaman toplam nükleotit sayısından, yani 10-4'ten kaç kaldı bakın? 6A kaldı. Bu 6A dediği ne? 3 tane sitozin, 3 tane de guanindir. Hemen aşağıya bakacak olursam yine 10 tane nükleotit var. Ama 2 tanesi adenin ve timin, yani 2A. 2'yi çıkardığımda bakın burada 8 kalır. Yani 4 tanesi sitozin, 4 tanesi de guanindir. Şimdi bakacak olursam öncülere diyor ki, hidrojen bağı sayısı en fazla olan M'dir. Ben en fazla hidrojen bağını arıyorsam en fazla guaninle sitozinin olduğu yere odaklanmalıyım. Çünkü guaninle sitozin arasında üçlü hidrojen bağı, timinle adenin arasında ikili hidrojen bağı var. Şimdi ben burada baktığımda en fazla guanin sitozin nerede bulunuyor? M'de bulunuyor. Bakın 4 tane. O zaman A seçeneğim, yani ilk öncülüm doğrudur. K DNA'sı yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Hayır. En fazla hidrojen bağı olan yüksek sıcaklığa en dayanıklı olandır. Burada da M'de en fazla hidrojen varsa cevap demek ki ikinci öncül yanlıştır. K ve M DNA'larının prim bazları toplamı eşittir. Şimdi K ve M DNA'larının prim bazlarına bakacak olursam, prim bazı diye nitelendirilenler kimdir? Adenin ve guanindir. Şimdi K'nın DNA'sında bulunan adenin sayısına baktığımda 2 tane. Hemen şurada 2A yazdım. Toplam nükleotitten 3 tane de guanin geldiğimde 3 tane de guanin var. Toplam prim sayısı ne yaptı? 5 yaptı. M'ye bakacak olursam ben,
MDA yani bir tane adenin var. Şöyle bir A yazalım. Guanin sayısına bakacak olursam 4 tane. O zaman 4 guaninden ne yaptı? Yine 5 yaptı. Yani böylelikle 3. öncül de doğrudur. Pürin bazları birbirine eşittir ve cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzman 2 testimizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şampiyon 1 testinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.